Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım ne kadar istifade edeceksiniz. Yetiniz kadar. Ne kadar istifade edecekmişsiniz? Niyetiniz kadar. Ben Allame-i Cihan olsam, peygamber olsam, sizin niyetiniz olmadıkça ben size bir şey veremem, vesile olamam. Basit bir adam olsa, eşin evli olmasa, ama sizde alıcılık olsa, ondan bile ders alırsınız. Mesela toplanırken hem de Abdülkadir Geylani'nin oğlu ulemaymış. Şeyh değilmiş yani, kutup falan değilmiş. Ulemaymış. İnsanın ve kainatın yaratılışı ve birbirine münasebeti hakkında harika ilmi kelam dersi yapmış kürsüde. Hiç kimse kıpırdamamış. Böyle dinlemişler. O konuşma, ilmi konuşma bittikten sonra Abdülkadir Geylani babası çıkmış. Elhamdülillah dedi, millet coştu. Hanım bir çorba yaptı, millet coştu. Hanım çorba yaptı ya. Biz de yedik, hayvanlar da yedi, coştu. Oğlu ilmi anlatıyor, kimse kıpırdamıyor. Bir kelam ediyor, coşuyor. Peki, ne anladınızsa. Yükselmek, yüksekliğin yerden inebilmektir. Bak, yükselmek ne demektir? Yükseldiğin yerden inebilmektir. Allah size bir nimet verdi mi? Ne zaman nimet olur? Kadrini bilirsiniz. Kadrini bilmezseniz helak olup gidersiniz. Bu toprağın altında o kadar firavunlar, nemrutlar, namazsızlar var ki, sakın kimseye naz yapmayın gençler. Naz kaldırmaz. Sonsuz, ezeli ve ebedi hayatınız bu dünyada kazanılacak. Anladınız mı? Her istediğiniz olursa her şeyi kaybedeceksiniz. Sizi hayata tutturan, sizi hayata bağlayan bazı şeylerinizin olmamasındandır. Her istediğiniz olmuşsa her şeyi kaybedeceksiniz demektir. Allah bile sağlığı alıyor, musibet veriyor, bilmem ne yapıyor. Hayatı anlamlandırıyor böylelikle. Eden kendine eder. İstediğiniz gibi yaşarsanız dünyada istemediğiniz yere gidersiniz ahirette. İstediğiniz gibi yaşarsanız dünyada istemediğiniz yere gidersiniz ahirete. Tersi. Ya eğer istenildiği gibi yaşarsanız, İstenildiği gibi yaşarsanız istediğiniz yere gidersiniz. Ben buna razı değilim. İstenildiği gibi yaşarsanız istenildiği ve vaat edildiği, ki onun içerisinde senin isteklerin de var ama çapı daha büyük, istenildiği, vaat edildiği yere gideceksiniz. Hiçbir şeyin arkasına gizlenmeyin. Bu dünya her şeyin ortaya çıkaracağı bir yerdir. Adem Aleyhisselam bir kere şeytana, şeytan denen bu olaya, şeytana denden dolayı aldanmasıyla, malum denden dolayı aldanmasıyla makamından nasıl düştü? Adetullah affetmiyor, bu peygamberdir denmemiş. Ulul Azm peygamberi, biliyor musunuz? Bir aldandı ve makamından düştü.
verilen ilime göre ceza da değişiyor, biliyor musunuz? Yani Allah size ne imkanlar vermişse hesabı da o cinstendir. Size bakkal verilmişse market sorusu sorulmayacağı gibi, market işletme verilmişse bakkal da verilmeyecektir. Hayvanların bile birbirinden hakkı alınacağı haşir meydanı var. Hayvanları tartan kantar, insanları tartmayacaktır. Onu bütün isimler talim olunduğu için o ilmin iktizası olmayacaktı. Bir daha, Adem Aleyhisselam'a bütün isimler talim edilmiş. Ama bazı isimlerin bazı mertebeleri, çoğu mertebeleri dünyayı iktiza ettiği için buraya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi neymiş? Tavziftir der ustad. Verilen ilme göre ceza değişiyor. Onu bütün isimler talim olunduğu için ona o ilmin iktizası olmayacaktı. Yani ilim talim edildiği için bedeli de o cinste muamele gördü. Adem Aleyhisselam gençliğini yaşamadı. Rüştü abi derdi de ben anlam veremezdim. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Yeni yeni çıkmış piyasaya. O da zannediyorum Rüştü abinin o dosyalarından çıkmış. Ben Rüştü abiden şöyle duyardım 80'de. Gençlik, bulu çağı psikolojisi diye bir psikoloji yoktur derdi. Bunu insanlar uydurdu derdi. Ergenlik dönemi. Bu Rüştü, hatırlar mısın? Çok derdi. Ya bu ergenlik dönemi bizde olmadı mı ya derdi. Ben size itiraf ediyorum. Allah şahit olsun. Yalan Allah şahit olmaz. Ben ergenlik dönemi böyle bir şey yaşamadım yani. Böyle bir burhan, böyle deli dülülük yaşamadım. Böyle bir şey yok. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki sahabeler 15, 14, 19, 20'yi geçen pek az vardı. 10. Bunlar ergenlik dönemi yok muydu? 18 yaşında ordu komutanıymış. Hazreti Ebu Bekir de askeri. Kimdi o 18 yaşında? Hazreti Enes'in oğlu. Zeyd bin Haris. Zeyd ya. Hazreti Zeyd diye geçiyor. 18 yaşında. 17 yaşında da Zeyd bin Sabit. Alim olarak vali olarak Yemen'e göndermiş. 17 yaşında. Medine. Musayb bin Umeyr. Şeyden önce Musab yani. Bin Umeyr, evet. Peygamber Efendimiz'e göndermiş. Nereye göndermiş? Medine. Kaç yaşında? Daha 17 yaşında. Biz şimdi 17 yaşında tuvalete girme adabını bilmiyoruz. Bir de Medine Müslüman değil. Müslüman olmayan bir beldeye Müslüman ediyor, hazırlıyor. Sığınmayın ergenlik şeyine. Hiç kimse sığınmasın, kusura bakmasın. Öyle bir şey yok. Abi, biz uydurduk. Ergenlik vazifesizlikten kaynaklanıyor. Evet. Benim dedem 12 yaşında evlenmiş. 13 yaşında çocuğu varmış. Yani kendisinden ben duydum. 13 yaşında baba oldum dedim ben. Arkadaşlar, ailem zengindi. Fakat bazı sebepler, yani Risale-i Nur'u Rüştü abim bitişik köylü olduğumuzdan biliyordu. Onunla takılmamı istemezlerdi. O bekar, bu da bekar olur diye. Çünkü Rüştü abi, yani bitişik köy, birbirimizi bilirlerdi hep. Ona takılıyor diye, ondan uzaklaşsın diye beni parasız bırakırlardı ki onunla gemlemek istiyorlardı. İnanın bütün külliyatımı hafta sonu kamyonlardan tuğla indirerek, o zaman pek Ceylan'la Celaskal yoktu, eskiler bilir, 79-80'de binalara tuğla, çimento çıkararak kitaplarımı almışım. Ben de o zaman ergenlik işte. Öyle bir şey görmedim. Ben mübalağasız liseyi ve sanat teknik liseyi, o zaman uçak teknisyenliği okulu vardı. Sonra yüksek 2 yıllığa verdiler. Mezun olanlar teknisyen oldu. 4 senemi aileden pek bir şey almadığıma inanın. Çünkü 1-2 sene kendileri vermedi, 3-4 sene de ben zaten almadım.
Bir gidiyordum evde yemek yiyordum, kabarınıyordum o kadar. Kitap ve elbisemi. Bit pazarından çok elbise almış. Habit pazarı bilmezsiniz. Adamlar, zenginler ve şunlar bunlar. Giyinir giyinir, yıkar, ütüler, gider bir yerde bir dükkana satarlar. Onlar da kar koyup sana satardı. Giymiş belki de cenaze, ölülerin elbisesi. Üstadın kaç taneyle o şekilde... Üstadın da. Ya, inanın bana ama onların meyvesini yiyor. Öyle sığınmayın. Kaçış rampasıdır o. Ergenlik çağı, idare edeyim kendim. Öyle bir şey yok. Biz uyduruyoruz. Sığındığımız bir şey. Yok öyle bir şey. Ha, sahabeye bakın 17 yaşında, 16 yaşında. Hazreti Ali 10 yaşında. Ergenlik dönemi şu cihette var abi. Her şeyini temin ediyor. Hiçbir sıkıntı gelmesin diye her şeyi vere vere çocuk artık hedefsiz kalmış. Ortada hedefsiz kaldığından dolayı sıkıntıya düşüyor. Evet. Başka onu heyecanlandıracak bir şey yok ki. Anne baba da sanki iyilik yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Siz ve hanımınız çocuğa oyuncak almak demek başından def etmek demektir. Televizyona bak. Ya hanım alsana şu çocuğu ya. Yani şekerim be. Oyuncak almadık mı? Geç lan arabanı verdik lan. Kısa. Oyuncak bebek var lan orada. Peki çizgi filmle mutlu beyin sömürülen cep telefonlar, laptoplar, laptoplar, tabletler niye veriliyor biliyor musun? Kendisi lak lak gidecek, bilmem ne yapacak, kendi özel dünyasından çocuğu def etmek için oraya koyuyor. Oraya koyması için durmaz. Çizgi filmin karşısına koyuyor. Eğer anne kendisi oynasaydı çizgi filme ihtiyaç olmazdı. Hepsi yalan. Gençler, her şey elinize geçmişse durumunuz çok kötü. Çünkü siz heyecanlandıracak bir şey yok artık. Bisiklet vardı. Bisiklet hedeflikten çıktı şimdi. Bilgisayarınız vardı. O da çıktı. Cep telefonunuz da var. Tamam. Sizin peki heyecanlandıracak ne var? İyi. Bir de burada kalmayın. Eve gitmeye gayret edin. Gidin tamamen derdinizi, belanızı da görün. Ha? Halil İbrahim, seni burada tutan yok kardeş. İstediğin zaman gidebilirsin. Ben sana kürsüden söylüyorum. Hepinizi söylüyorum. Hiç kimseyi zorla tutulmuyor. Gidin ama fırtına bekliyor. Size bir tane örnek göstereyim. Akrabanıza bakın memleketinizde. Bir de mahalle çocuklarına bakın. Bir tanesini düşünün. Sizin emsaliniz. Neyse şimdi siz de öyle olacaktınız. Öyle olmamanızın, şimdi böyle olmanızın sebebi burada oluşunuzdur. Kıyas edin. Çünkü onların bulunduğu şartlarda olup da böyle olmanız niye olsun ki? Buzdolabında sıcak su olur mu? Buzdolabından su koyduk niye ısınsın ki çay yapacağız? Buzdolabında soğuk su olur. Sizin sokaktaki arkadaşlarınız var ya, o şartlarda olan herkes öyle olur. Sen onda farklı olmanın sebebi buradasın. Artık öyle sığınma bir yerlere. Çocuğum, gençim, buluçağım öyle bir şey yok. Aha Allah akıl verdi, aha göz verdi. Buluçağından sonra Allah mesul etti. Aha senin olmak istediğin mahalle, sokak, o arkadaşların aha var orada. Aha, şimdiki bu arkadaşlar. Tercih et. Aklınızı kullanın. Yoksa herkesin cehennemle ve cennetle iddia edilen, vaat edilen ve tehdit edilen şey size de var ha. Bana değil ha bu. Ölümün de yaşı yok ha. Bununla elimle o kadar kişi gömmüşüm ki. Sizin yaşta kaç tane kanser çocuk gömmüşüm. Ya 6,5 yaşında bebek öldü dün. Öldü. Bir uydurdu, bir isim söylediler. Kalp yetmezliğiymiş. 3,5 yaşında. Arkadaşlar, kıymetinizi bilin. Kendi kıymetinizi bilin. Başkası sizin kıymetinizi bilmez. Ben ne olacak? Anlatacağım, çekip gideceğim buradan ya. Ondan sonra abileriniz var. Onlar da ya ben gidiyorum. Git tabii, buraya senin için kapanacak hal yok. Gidersen git ya. Ben sizin için demiyorum. Arkadaşlar, kıymetinizi bilin. Kendi kıymetinizi bilirseniz, Allah'ın kıymetini de bilirsiniz. Kendi kıymetinizi bilirseniz, nerede olduğunuzun kıymetini de bilirsiniz. Kendinizle barışık değilseniz
arkadaşlarınızla da barışık olamazsınız. Kendinizle kavgalıysanız arkadaşlarla da kavgalı olursunuz. Bilin kıymetini, şükredin ki Allah elinizden almasın. Ha? Çok şey duyarsınız değil mi? Babanızdan, akrabanızdan, ah ah kafasız. Bir üç dört ay işte bir sene kursta kaldım, kaçtım gitti ya, kafasız. Kafasız Hasan. Lan biraz sabretseydin 2-3 sene, şimdi onun meyvesini alırdım. Ulan ne güzel cüzü de bitiriyordum, Kur'an hatmediyordum. Ulan bir kaçtık, bir daha dönemedik. Aa şimdi bu hale geldi. Hadi dünyası ağlıyor, ahireti de küllümen ağlıyor. Şimdi küçük bir açı, ileride büyük bir yekün yapar. Açı şu ha, derecede de yok, böyle. Sonra diyorlar ki hayat acımasız. E sen kendin acımamışsın ki hayat sana acısın. Acı. Hayat acımasızmış. Sen acıdın mı kendin? Kıymetinizi bilin. Bize böyle psikoloji anlatan da yoktu ha. Nerede bulacaktın lan sizi? Sen kaç yaşındasın? 17 abi. Sen kaç yaşındasın? 14. Kaç? 14. Sen? 14. 14. Samimi söylüyorum ya. Yasaklar vardı bizim evde. Sizden ben bir farkım şuydu. En büyük nimet. Evimizde televizyon yok. Ama hiçbir şey yoktu. Tamam? Ama yani herkes asıl saadet sahabesi olacak yaştadır ve ruhtadır, aynı şartlardadır. O zaman ölümle ve açlıkla, kıtlıkla, yoklukla imtihan iken asıl saadet, şimdi günahlarla. Yani senaryo değişik. Netice aynı. Muamele de aynı. Hiç kimsenin özürü yok. Yaradan'ı hangi kelimelerle tanımladığımız kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Allah nasıl anlatıyor bir insan? Hemen anlayın. Adam kendisini o kadar tanıyor. Allah deyince kaç kelam edersiniz? Allah deyince, Allah nedir deyince mesela kaç dakika konuşabilirsiniz? Allah nedir? Ha, aynısı ben kimim? Deyince aynı o kadar konuşursunuz. Bir daha, yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Allah dendi mi, mesela bak, Allah dendi mi ne anlıyorsunuz? Allah dendi mi ne anlıyorsunuz? Öncelikle korkulacak, utanılacak bir Rab geliyorsa aklına, demek ki sende korku ve utanç içinde, utanç içinde çoğunlukla böylesin. Allah deyince ne anlıyorsun? Cehennem, korku anlıyorsan, demek ki içinde korkular var. İçinde bir çöküntü var. Eğer Allah denince evvela aşk, merhamet, şefkat anlıyorsan, sende bu vasıflardan bolca mevcut vardır demektir. Ya bunu kim demiş? Şems-i Tebrizi demiş. Şimdi biz Allah'tan korkmamamız mı gerekiyor? Hayır. Korkacağız ümitle. Haf ve reca. Öyle bir Allah korkusu ki hiçbir ümit bırakmamış. Psikolojini bozmuş. Ben bittim. Çöktüm. Benden bir şey olmaz. Böyle bir korku olur mu? Seni ortadan kaldırmış, seni çökertmiş. Seni ümide bağlayan korku, ümitli, ümit var ama korkulu ümit. Haf ve reca. Hafsız reca, recasız haf yoktur. İkisi beraber olacak. Yani çok piyasada rastlıyoruz. Allah'tan öyle bir korkuyor ki. Zannediyor ki korkuyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan korku nedir biliyor musunuz? Aslında Allah korkusu gibi gözükürken, geçmişimizin rezilliğinden korkuyoruz. Günahlarımızdan korkuyoruz. Ölüm korkusu nedir? Geçmiş günahlarımızın korkusudur. Ölüm korkusu budur. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm korkusu kimedir? Nefsedir. O korksun. Ölüm korkusu nefsedir. Ama yutturmuş ben öleceğim diye ruh korkuyor. Aslında biz ölüm korkusunun içi nedir biliyor musunuz?
geçmişte yapmış olduğumuz günahlardır. Bir misal vereyim. Esselatu ve selamu aleyk. Selam duydun. Ölümü hatırladın. Akraban öldü. Ne hatırlarsınız biliyor musun? Ulan iki gün önce hırsızlık yaptım ya. Ulan ölüm varmış hakikaten. Ulan iki gün, üç gün önce falan şeyi yaptım, falanı kırdım, döktüm. Bak hemen ölüm deyince bir korku saldı. Aslında üç gün önce yaptığım pisliğin korkusudur. Yani günahlarımızın korkusudur. Bu şeye benziyor abi. Askerde bir tane bölük komutanı vardı. Herkes ondan çok korkardı. Neden korkarlardı? Görevini yapmadığı için. Çekinmezdim. Onun yanında gezerdim. Diğerleri kaçarlardı. Demek ki görevini yapan insan korkmuyor. Allah'a karşı da görevlerimizi yapsak belki korku yerine sevgi... İkisi beraber olur. Mesela mecliste hırsızlığa ait kanun çıksa, kanun yapılsa kim karşı çıkar? Hırsızlar. Bak, mecliste hırsızlığa ait kanun yapılmaya kalksa hırsız milletvekilleri karşı çıkar. Hırsızlara ait kanun yapılıyor. Çıksın canım. Niye karşısın? Hırsızlara ait kanundan kim korkar? Hırsızlar korkar. Hırsız olmaya korkmaz. Ne der? Çıksın canım. Tabii ki çıkacak der. Korkuyorsa hırsızdır. Her şeyin sahibi olan Allah'a Celle Celaluhu emniyet vermemenin bu dünyadaki cezası neymiş? Bir daha söylüyorum. Her şeyin sahibi olan Allah'a emniyet vermemenin bu dünyadaki cezası her şeye emniyet vermektir. Her şeye emniyet vermek. Her şeye tapınmak, sahiplenmek, sahipleyin iddia etmek. Her şeyin sahibi olan Allah'a emniyet vermesen Allah da ceza veriyor. Nereden çıkarttığımı söyleyeceğim size. Cezası ne? Her şeye seni ihtiyaç istettiriyor. Bir ayet var 26. sözde. Siz Allah'ı unuttunuz diyor. Siz Allah'ı unuttunuz. Allah'ın cezası nedir? Siz mi Allah'ı unuttunuz? Sizi size unutturacağım. Ben de diyor sizi size unutturacağım. Her şeyi sahibi olan Allah'ı unutursak her şeyi ister oluruz. Her şey de elimize geçer mi? Geçmez. İblis, şeytan. Süryanice, Azazil, Arapça, Haris'tir. Ateş, nura göre daha kesiftir. Ondan meydana gelen varlıklardan, nurdan meydana gelen meleklere göre daha kesiftir. Kesafet arttıkça, yani donukluk, bireysel benlik ve nefsani şahsiyet önem kazanmakta. Böylece bir birey akıl daha çok öne çıkarmaktadır. En son koyu kesafette sahip olan insanlar ise onlardan daha ileri bir şuur ve akla sahip olmaktadırlar. Ateş bir bireysel benlik, akıl demektir. Akıl, ateş. Akıl bireysel benlik, kimse ihtiyaç duymaz, dangır dangır gider. Ateş yanınca yukarıya kaçar. Enaniyet de böyledir. İnsan sevinçli ise birini sevindirmiştir. Üzüntülüyse birini üzmüştür demektir. Mevlana diyor. Bu cümle onun. Sevinçli misin kardeşim? Birisini sevindirmişsin. En azından dua etmişsin. Üzüntün mü var seni sarmış? Bilerek veya bilmeyerek birisini üzmüşsün demektir. İnsan da bozuk olunca maya ne artanır ne de haya. Bunu Mevlana demiş. İnsan da bozuk olunca maya
ne artanır ne artanır ne de haya. Ne dedi? Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir Mevlana. Hastalığın, gördün mü, anladınız mı? Bir de okuyayım şunu, çok güzel. Kişi gülüşüyle terbiyesini gösterir. Nereye gülmüşse seviyesini gösterir. Nereye gülmüş? Basit bir adam şey yapmış, böyle yapmış. Mesela çocuklar en çok teravide gülerler. İki çocuk sinemizde seviyesi küçük yani. Büyüdükçe o özellik gider. Büyükler de gülüyor demek ki onların da seviyesi bazı. Evet. Gülmek ha 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 yedi mahalle tutuyor, ağzını da kapatmıyor. Hele hele acayibime gülüyor derste. Tipler var böyle. Şöyle yapıyor. Var mı? Aynı var. Ne terbiye almış. Ya tam din, tamam koyalım dini de. Ya bir insan ya. Aslanlar belgesellerde olur. Öyle. Acayip ha garayım. İnsan ne kadar maskara olur. Dedim ki, kaldır ya şunu dedim adamı. Kalk kardeşim geç oraya. Ne olmuş hocam? Az kaldı diyeceksin. Elinsin köle oldu ya. Ya o şeytan yaptırıyor. Ben kızan adam değilim ha. Bu kadar da olmaz. Bir tanesi dedi ki hocam çok kızıyorsun. Ya öyledir ya da sen çok yılışıksın dedi. İki şeydir. Civata bir yerde tutmuyorsa ya civata yalamadır ya bu yalamadır. Birisi kızıp gözüküyorsa ya bu yalamadır ya bu yalamadır. Allah kızdığı zaman insana benzemez ha. Depremi kızmaktır. Rahmet mi? Oo sizi çok seviyorum. Gor 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 depremler. Yukarıda oo sizi çok seviyorum. Yukarıda aşağı taş yağdırıyor. Aa ben sizi çok seviyorum. Lut kavmini doğru dibe çökertiyor. Gençliğine güvenme. Bir mikrop yok eder. Güzelliğine güvenme, bir sivilce yok eder. Her şeyi Allah zıttını takmış. Baklavanın arkasına tuvaleti takmış. Gençliğin arkasına ihtiyarı takmış. Bazen de ölüm var. Hayatın arkasına ölümü takmış. Bunlar hep alınacak. Hastalığın, fakirliğin hesabı yok. Fakat sıhhatin ve servetin hesabı var. Hasta oldun gel buraya. Gayri ihtiyar kendi şey yapmamışsan, içkiyle hasta etmemişsen. Hastalığın ve fakirliğin hesabı yok ama sıhhatin ve servetin hesabı var. Vay be. Aşık olmakla sevmek arasındaki farkı sormuşlar Tebrizi'ye. Bir daha. Hani var yandım içtim sen olmasan ben yaşayamam. Tamam. 6 ay sonra sokağa atıyorsun. Hani yaşayamazdın? Lan sahtekar. Demek ki aşık olduğumuzu zannediyoruz. Oysa menfaatlanmak istiyoruz ondan. Şimdi Şems-i Tebrizi'ye sormuşlar. Neyi? Aşık olmakla sevmek arasında farkı sormuşlar. Şems, senin baktığına herkes bakar. Ama senin onda görebildiğini herkes göremez. Herkes aşık olabilir ama hiç kimse senin gibi sevemez. Tek fark sensin. Seni özel kılan sevdiğin değil, sevgindir. Ehli dünya demiş ya abi. Ne demiş ehli dünya? Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa demiş. Ha doğru demiş ha. Duydunuz mu? O parayla söyleyeyim. Güzelliğin on para etmez bendeki bu aşk olmasa. Aşık Veysel abi. Ha Aşık Veysel demiş. Oo. Adammış ha. Mecnun'a da demiş de kara kuru kızı mı seviyorsun? Gel demiş benim gözümle gör demiş. Ya bir de okuyayım o zaman. Aşık olmakla sevmek arasındaki farkı sormuşlar Şems-i Tebrizi'ye. Şems,
Senin baktığına herkes bakar, değil mi? Ama senin onda görebildiğini herkes göremez. Herkes aşık olabilir ama hiç kimse senin gibi sevemez. Tek fark şu, sensin. Ne demek? Seni özel kılan sevdiğin değil. Seni özel kılan sevdiğin kız veya para değil. Nedir o? Senin sevgindir. O zaman güneş değil, senin aynanda yansıyan parıltı. Evet, güneş değil, güneş zaten var. Önemli olan aynandaki güneş miktarı, kalitesi. Evet. Kaç dakika oldu abim? 31. Birkaç tane de okuyayım, keseceğim sevgili arkadaşlar. Sureti şeriatın ahkamı, şeriatın hakikati ise şeriatın sırlarıdır. Bu ayrım, biraz hocalar olsun, bu ayrımı bilirsen ulema ile rasihun uleması arasındaki farkını da anlamış olursun. Bir daha. Sureti şeriatın ahkamı, şeriatın hakikati ise şeriatın sırlarıymış. Adaleti sağlayamazsanız, fazileti sağlayamazsınız. Bir alimi ve kitabına bakarken, hangi asırda kimlere karşı neyi müdafaa ettiğini bilmezsen, ya onu çok yüceltirsin, ya da inkar edersin o zatı. Bu noktadan Peygamberin aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'ın üstünlüğü çıkıyor ortaya. Buna misal, eskide çekilmiş bir sohbette, sohbet esnasında su içiliyor. Sen bu videoyu cahile, çocuğa Ramazan'da seyrettirirsen, onları red ve inkar eder. Mesela bir sohbette video çekilmiş. Sen bunu Ramazan'da gösterirsen, yeni çekilmiş gibi, o adamları inkar eder. Şuraya bak ya. Onun için medya, televizyonları Çin'de, Rusya'da, şurada, burada, Irak'ta, Suriye'de zulüm oluyor. 3 sene önce, 1 sene önceki bu bazı filmleri yeni olmuş gibi gösteriyorlar. Gündemi değiştirmek için. Bir de okuyayım, çok ilginçtir. Hocam. Bir alimi ve kitabına bakarken, peygambere de böyle bakın bak. Hangi asırda, kimlere karşı, neyi müdafaa ettiğini bilmezsen, ya onu çok yüceltirsin, ya da inkar edersin. Ne kadar basit ya. Oysa ispat eden, muhataba göre ispat ettiği için, muhatap da basit, ilkokul çocuğu gibi. İlkokul çocuğuna konuşan profesör, onun seviyesinde konuşur. Ortaokul seviyesindeki kişilerle konuşunca onun seviyesinde konuşur. Profesör üniversitede afide ders verirse onların seviyesinde konuşur. Üniversitedeki konuşmasını gören bir adam aynı profesör ilkokul çocuklarına ders verirken görse ne der? Allah Allah, bu adam büyük biliyorduk ya, şuna bak ya. Ne biçim konuşuyor ya? Paldır küldür. Oysa paldır küldür kim? Muhatap olan çocuklardır. O zaman konuş, 4 tane soruyu soracaksın. O zaman değer alır her şey. Kim? Kime? Kim konuşuyor? Kime konuşuyor? Ne makamda? Ne makamda? Niçin? Niçin konuşuyor? Mevzu neydi? Evet, şimdi bir video, bir kitap, bir konuşma, şu konuşmayı birisi video seyretse herkes farklı anlar. Kimisi ciddi bir tahmin ediyor. Veya kimisi der ki ona çok hiddetli. Kimisi der ki insanın fıtratını inşa ediyor. Herkes alemindekini görür. Biraz önce misal vermiştim ya. Allah deyince ne anlıyorsunuz? Korku ve cehennem. İçiniz korku salmış. Allah deyince ne anlıyorsunuz? Hac. Pascal çağırıyor onu. Hac. Takmıyorsan sen kendine hiç değerin yok demektir. Hiçbir emniyet vermiyorsun. Allah bile aleminde değer almamışsa, senin aleminde hiçbir değerin yok.
Sen kendi aleminde kendini bitirmişsin. Yani sen kendini sevmiyorsan sevilecekleri sevemezsin. Sen kendinle kavgalıysan beraber olduğun kişilerle uyumlu olamazsın. Yani korku sevginin başlangıcı mıdır? Beraberdir. Sevgi, korku beraberdir. Tamam? Şunu diyorum dedik, adın ne senin? Ahmet. Ahmet. Bir insan kendisini hiç sevmiyor. Barışık değil, hiç tanımıyor. Allah'ı sever mi? Çünkü bununla sevecekti Allah'ı. Bunu sevmiyor ki. Kendine değer vermiyor ki Allah'a değer versin. Allah'a değer vermeyenler, kendilerine kıymet vermeyenlerdir. Hasan abi, bu havf meselesini şey olarak benim aklıma şöyle bir şey geldi de. Yani bir edep çizgisi bu havfu hani müsması lazım. Şimdi biz senden korkuyoruz ama yani bu korku yani korkaklık manasında değil. Yani bir edebimizin gerektirdiği bir saygı vardır yani. O manada bir korku. Bir de abetimiz var. Yani bu korku bizi senden uzaklaştırmadığı gibi bizim havfumuz da bizi Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırmak değil. Bilakis ona karşı onun edebimizi muhafaza etme açısındandır. Bak, o madem söyledin. Korku aklidir. Havf kalbidir. Ne biliyor musunuz? Havf cehennemden korkmak değil. Cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek hiçbir şeye benzemiyor. Cehenneme atılmaya da benzemez. Allah'ı kaybetmek ne demektir? Allah sizin için neyse, bak bu haftır. Cehennemden ise korkudur. Cehennemin sahibini kaybetmek ise Allah'ı kaybetmektir. Esas cehennemi cehennemi o, Adem işte o, o haftır. Bizim cennetimiz ne olmalı? Cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Cennet ise, cennet ise ruh ile. Allah ise ene ile. Ha? Sevilir, istenir. O zaman bizim yani cennet cehennemi geçtik. Biz Allah'ı kaybetmek ve kazanmak en büyük. Yani bu. Bu. Yoksa Allah'ı kaybetsen de cennette olsan ne olur? He? Buna çok kişi razı olur. Yani cennet girmek çok kişi için yeterli. Evet. Ama buradaki kafayla cennete girdikten sonra Allah kaybettikten sonra orası sana cehennem olur. Mesela şöyle diyeyim. Anne babana ihanet ettin, senin hatanla, senin bilerek yaptığın hatanla öldüler. Ya. Sonra sen kaymakam oldun, bir makam kazandın. O makamdan lezzet alabilir misin? Yok. Niçin? Kapat telefonunu. Kapatmaya çalıştım, kapatamadım. Kim kapatabiliyorsa kapatsın. Şimdi bak anne babasını veya şöyle diyeyim. Hepimizin mutlaka suçu var. Vicdan azabı çektiğimiz bir suçu hatırlıyor musunuz? Vicdanınız devamlı rahatsız ediyor. Şimdi o vicdan azabı varken baklava yeseniz baklavadan lezzet alır mısınız? Yemekten kim lezzet alır biliyor musun? Kafası ve kalbi uyumlu olan, içi sakin olan. Adamın 100.000 parçası var kafasında, paramparça olmuş. Vicdan azabı mı, psikolojik mi, buhran mı, hayat anlamını yitirmiş, intihar edecek, anasını üzmüş, üzmedi kimse yok. Darmadağın etmiş. Onun önüne İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı. Koysan ne olur? Sizin ne olur? Amcanız var ya, kamyonun parasını almaya gitmiş de şey, firma sahibinden, firma sahibi onu bir anlatsa. Allah Allah. Bak şimdi kaç sene önce? 1980. Amcam kamyon şey yapardı. Adamın firması var. Libya'da iş yapıyor. Libya'da, Türkiye'de. Devletten ihale alıyor. Baraj yapıyormuş Libya'da. Ondan sonra ay gelince Kadıköy'de yazhanesine gider. Bir aylık o yaptığı kamyon şirketlerine işte inşaatlarına çektiği şey ücretini almaya gidiyor. Bu adam da bizim oralı. Pek
nadir denk gelir yazıhanede. Oturuyormuş yazıhanesinde, denk gelmiş. Amcamı da seviyor. Ondan sonra o muhasebeye geçti, selam verdi. Abi nasılsın? İyiyim Hilmi dedi. Hilmi dedi, buyur abi. Hesabını gör muhasebeden, benim yanıma gel. Tamam abi dedi. Hem yaşlı hem şirketlerin sahibi, patron. Çok acayip. Dedi ki, geldi Hilmi dedi, aldın mı paranı kardeşim? Aldım abi dedi. Mutlusun değil mi dedi. Tabii abi dedi ya, emek kazanmanın şeyi çok falan. Hilmi dedi, özel soracağım, senin için bir mahsuru yok değil mi dedi. Bu parayla şimdi dedi eve gideceksin. Bir şey alacak mısın? Sana bir şey ısmarladılar mı dedi. Abi niye sordun dedi. Mahsuru yoksa anlatmanı istiyorum dedi. Dedi ki evdeki herkes bugün maaş alacağımı biliyor. Hepsi bana bir şey ısmarladı. Sen alacaksın değil mi dedi. Alacağım abi dedi. Peki dedi, daha önce de yaptın değil mi dedi. Yaptım. Aldıktan sonra eve giderken o ne hissedersin dedi. Amcam dedi ki bir şey yapabilmenin, Allah'ın emanetine, yerine getirmem, çoluk çocuğum, çocuğu sevdireceğim dedi. Benim için yeğenim var dedi. Ben de hiç unutmuyorum. Hesap makinesi istemiştim. Yaptı hesap makineler o zaman. 80. Acayip. Japonya'dan gelirdi böyle. Ondan sonra herkes bir şey istemiş. Dedi ki, sonra ne yaparsın Hilmi? Abi dedi, onlar alınca geçelim karşıya çaktırmadan çayımı içer gibi onların sevinciyle lezzet alırım. Çocuğun, kızın, hanımın, yeğenimin, şunun, onlar hepsi toplanır. İnanır mısın abi, onun sevincinden fazla sevinir. Bir şey yapmanı ki, o akşam dedi nasıl yatarsın? Çok rahat yatarım abi dedi. Peki. Hilmi dedi, ben dün akşam nerede yattım biliyor musun dedi. Benim Libya'da, şurada, burada. Benim dedi şeyim var dedi. Şirketlerim biliyoruz. Biliyorum abi. Dün akşam dedi, balkonda geçirdim sigara ve çayla. Niye abi dedi. Kafam dedi Libya'ya gitti. Olan o ihale Kaddafi aldı, almadı. Onu düşündüm. Yatağa geldim, karı yok dedi. Onun altında jip var. Ben de bir şey istim anlamadı ki. Bir şey getirmeyi lezzet alayım. Kızın altında jip var. Ondan sonra, hatta markasını da söyleyeyim. O zaman çok meşhurdu. Honda. 600 bin liraymış. Honda. Hyundai değil, Honda. 1980'de Honda 600 bin liraydı. Hiç unutmuyorum. 600 bin lira. 600 liraya. Şimdi 600 lira şimdi. Kızın altında var. Kızı varmış, oluyor onu dedi. Kızın altında onda var. Ya dedi, ikisinin altında da var. Ki hepsi ayrı yerde. Döndüm, kız yok. Odada baktım, hatın yok. Libya'da bilmem ne olmuş mu? Olmuş mu, olmamış mı? Sıkıntılıydı. Bir şey. Ya dedi, benden bir şey istemedi ki. Bir şey yapmanın lezzeti yok. Bu varlık içinde Hilmi, cehennemi yaşıyorum. O yetmemiş sabaha, şimdi de şimdi yaşıyorum. Telefon, ev telefonu. O zaman telefon yoktu, mesaj gelirdi. Cep telefonu yoktu. Beline bir tane alet vardı, yazı gelirdi. Mesaj geçerdi. Radyo kanalı yapardı bunu. Belirci istasyonu yoktu, radyolar. Bak karı nerede belli değil. Bir şey ısmarlaması şöyle dursun, bir şey yapabilme. Hilmi, biz perişanız. Sakın üzülmeyesin kamyon şoförüyüm. Dünyanın sultanı sensin. Ben cehennemi yaşıyorum. Durdu. Bir şey diyecekti amcam. Kesme sesimi dedi. Hayat benim için anlamını yitirdi dedi. Hiçbir manası yok. Hiçbir şey zevk vermiyor. Hayat anlamını yitirirse intihar seçenek olur.
onu demek istedi. Hayat bitmiş. Peki niye? Size tarihi bir şey söyleyeyim. Eğer babanız, gençler veya hocalarınız size yasak koymuşsa öpün de başınıza koyun. En büyük yasakçı Allah'tır. En büyük hürriyetçi de Allah'tır. Eğer bu yaşta her şey elinize geçmişse hayat heyecanınızı kaybetmişsiniz demektir. Sizi hareketlendirecek hiçbir şey kalmadı. Allah'tan beka istiyoruz. Kafir niye Allah düşmanı biliyor musunuz? Kafir niye Allah düşmanı biliyor musunuz? Beka istiyorum ama beni faniye koydun ey Allah. Niye istediğin fıtratı vermiyorsun? Oysa yasaklar insanı olgunlaştırır. Helallar toplattırır. Hamuru toplarsınız suyla, yoğurursunuz, fırında pişirirsiniz. Fırın yoksa bir işinize yaramaz. Toplamak ibadetlerdir. Hamuru pişiren haramlardır. Yasaklardır. Sizi olgunlaştıran hastalıklardır, sıkıntılardır, yokluklardır ve yasaklardır. Büyükler de var, kenarda oturuyor. Eğer çocuğunuza her şeyini vermişseniz, her istediğini vermişseniz, o çocuğu bitirmişsiniz, hayatını toprağa gömmüşsünüz demektir. Onun aleminde hayat anlamı kaybetmiş. Çünkü ulaşacağı bir şey kalmamış bu dünyada. Peki benim bile dünyada her şeyim elime geçmemiş ve de istemiyorum. Bak gençler, bir şey anlatmak için söylüyorum. 54 yaşındayım. Babamdan servet kaldığı halde arabam yok. Ve sizin eğitiminize harcadım babamdan kalan serveti. Murat şahit. Niye biliyor musunuz? Birinci sebebi şu. Millet demez anne babamdan kalmış o araba. Derler ki abi oldu, hoca oldu, yukarılarda gözüküyor. Kimin parasıyla biniyor derler. İkincisi, hayat anlamını yitirmesini istemiyorum. Bir şeyler de olsun ki elime geçmesin. Size yalan söylemiyorum. Kitap üzerine yemin ediyorum. İsmini de söyleyeyim. Ümraniye'de Mercedes servisçi kardeşimiz. 2-3 kişi bir araya geldi. Servis, özel servis sahibi. Abi dedi. Ufak bir şeyle hasarlı denk geliyor. Emre bilir. Sana Mercedes alacağız. Şeflerini kırmadım. Ses yapmadım. Ertesi gün telefon ettim. Sakın ha. Asla. Asla. Gençler, 14 yaşındasınız. 18-19 toplamsınız. Hayat anlamını kaybetmesini istemiyorum. Onun için örnek verdim. Bazı şeyler istemiyorum. Olduğu halde. Elimde geçirebileceğim halde. Ama hayatta beni heyecanlandırması lazım. Mesela en küçük faydası şu. Abdullah telefon ediyor. Yaşar'a telefon, bunlara telefon. Beni derse götür, arabam yok. Derse götür. Onu da aktif ediyor. Tamam. Kalbimi de bağlamak istemiyorum. Bir bisikletim oldu. Postaneye gittim. Havale yapacağım. Zincirle bağladım halde 3 defa kuyruktan çıktım. Acaba bisikletim çalındı mı diye. Ulan dışarıda arabam olsa mahvolacağım ya. Sizde haşa böyle bir şey yok da. Gençler, ne olur her isteğinizin yerine getirmesini çalışmayın. O siz istemiyorsunuz, onu şeytan istiyor. Kendinizi ikiye ayırın. Benim nefsim, benim ruhum, bunların dışında olan sen. Ver azını pöyünü, al onu, al baba, kururum dökerim diyen budur nefis. Gitmek istiyorum, burada kalamam, yeter artık diyen budur. Bunun karşısında olur mu lan, ayıptır lan, gayret et lan. Biraz sabret ya. Allah Allah, olur mu lan her şey bu dünyada? Her şey burada olmaz lan. Hem 5 kuruş, hem 5 köfte, hem şoför mahalli. Olmaz. Ha, 2 tane sesi duyacaksınız. Ver. Hayır.
İşte burada direksiyonu siz tutacaksınız. Burada ikisine sen hakim olacaksın. Sıs lan! Ses! Her şeyin olmayacak. Doğru. Haklısın. Mutlu olmak istiyorsanız her şeyin peşine koşmayın. Her şeyin sahibinin peşine koşun. Anlıyor musunuz? Allah'ı kaybetmenin belası, cezası her şeyin peşine koşturmaktır. Nereden çıkarttın bu sözü? Allah Resulü diyor ki hadis-i kutsinde bir mana Allah diyormuş, ona söylettirmiş. Ey dünya! Allah diyormuş dünyaya, mükemmel melaikesine. Ey dünya! Beni unutup seni peşinde koşanı, seni peşinde koşanı arkandan koştur. Ey dünya! Beni esas alıp seni unutana, seni dünyayı unutana hizmetçi ol. Bu hadisi kutsiyi benim hayatımda görün. İstediğimin dışında istemeyi de bilmediğim şeyleri Allah bana verdi. Sırf bu hadisi şerifi tahakkuk etsin diye. Ey dünya! Beni esas alıp rızamı, seni dünyayı arkasına atana arkasından hizmetçi ol. Vallahi şahit ol Allah'ım. Bende bu var. Dünya benim arkamda hizmetçidir. Ve Japon imparatoru bile yaşayamaz, yaşıyor. Nerede? Huzur. Japon imparatoru ve cumhurbaşkanları, başbakanlar huzurlu mu zannediyorsunuz? Sabaha yatamıyorlar. Tam nerede mermi gelecek diye sokakta bile dolaşamıyor. Anladınız mı? Bunu nasıl oluyor? Bazı şeylere hayır dedim. Olmaz. Şimdi değil. Arzularımı, isteklerimi, ertelemeyi, ötelemeyi kısmen becerdiğim için huzurluyum. İbadet yaptığım için, namaz kıldığım için değil. Terklerim olduğu için. Arzu ve istekleriniz olacak. Ertelemeyi ahirete, ertelemeyi ebediyete bırakın. Çok dünyada rahat edeceksiniz. Tamam. Geceniz mübarek olsun. İnşallah bu söylenilen cümlelerden belki yarın bir saate yakın bir tanesine tutunun. Söylediğim psikoloji bu dersten bir tanesi kafanıza takıldıysa ona hani denize düşen yılana tutunur ya, ne olur lütfen şu bir saatlik cümlelerden bir tanesi sizi etkilemişse şu dersten sonra doğru gidin, yatsı yıkılmadık değil mi? Doğru gidin yatsıya duymadan defterinize yazın. O sizin can simidinizdir şimdilik. Ve ahir davahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Selavat.